Değerli takipçilerim merhabalar, eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videomda sizlerle kat ya da bir sepet çizimi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu SolidWorks'e çizimini yapmıştık hatırlarsanız. Kanalı ilk açtığımda, ilk paylaştığım videolar arasında yer alan bir tasarım. Şimdi teknik resme çok fazla takılmayın arkadaşlar. Yani bu tarz bir tasarımı sizler yine kendi ölçülerinizle de aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada işin birazcık mantığını anlayalım. Yani yeni komutlar kullanacağım. Bu bağlamda dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi öncelikle şöyle yapacağız. Üst düzlemden bakıp bir tane dikdörtgen oluşturacağım arkadaşlar. Bakın dikdörtgenimin uzun kenarı 150, kısa kenarı 100 mm. Ve yukarı yönde bir katılama işlemi yapacağım. Şimdi burada 60 milimetrelik bir ölçüm var. Ben bu ölçümü revize ediyorum 70 milimetre olarak arkadaşlar. Çünkü buradaki küçük dairelerin merkezleri kurtarmıyor gençler. Ölçüyü 60 milimetre alırsam şu kısımlarda yırtılmalar meydana gelecek. Dolayısıyla 60'lık ölçüyü 70 milimetre olarak revize ediyorum. Şimdi Start Mechanical Design, Part Design dedik. Şöyle XY plane'inde bir çizim başlatıyorum. Center Rectangle'ımı aldım. Origin merkezli bir tane dikdörtgen oluşturuyorum. Akabinde Constraint komutunu kilitledik. Geldim. Her iki kenarımı da ölçülendirdim. Bakın kısa kenarım 100 milim, uzun kenarım 150 milimetre. Hatta isterseniz şöyle Corner komutumla köşe kısımların tamamını seçerek buralara 10 milimlik radyuslar verelim. Ve tabii ki çıkan uyarılara aynı şekilde evet diyorum. Exit Workbench komutundan çıkış sağlayarak Pad komutunu çalıştırıyorum. Pad Definition pencerem geldi. Yukarı yönde 70 mm geldim, katıladım. Şimdi bu aşamada şöyle Dress Up Feature araç çubuğunu tekrar yerine bırakıyorum. Hatta bırakmayalım arkadaşlar, bunu da görün. Şimdi Dress Up Features'ın içerisinde benim Draft Angle komutum var arkadaşlar. Burada şu köşe kısımlara teknik resme baktığımda da zaten bu anlaşılıyor. 6 derecelik benim açılarım var. Dolayısıyla Draft Angle komutunu çalıştırıyorum. Bakın Draft Definition şeklinde beni bir pencere karşıladı arkadaşlar. Burada Angle kısmına açımı giriyorum 6 derece. Face to Draft kısmına bakın No Selection diyor, gelip bu yüzeyimi seçiyorum. Otomatik tüm yüzeylerimi seçti. Tabi ilgili yüzeylerimi, tüm yüzeylerden kastımız alt ve üst yüzeyler değil. Selection kısmına da arkadaşlar şöyle alt yüzeyimi seçiyorum. Ok yönüm aşağıya doğru, buraya dikkat edelim. Ve Propagation kısmına da gelip Smooth diyorum. Burada da geçişler nasıl olacak aslında bana bunu soruyor arkadaşlar. Daha sonra preview diyorum, okey diyorum, geldim onayladım. Bakın şu kısımdan emin olabiliriz. Isometric view kısmına geliyorum. Left view'e bir defa tıkladım. Bakın alt tarafta measure between kısmı var arkadaşlar. Yani benim ölçü aldığım kısım hatırlarsanız. Şu iki nokta arasına bir defa tıklıyorum. Bakın ölçüm 150 milim. Aynı şekilde şunu da yapabilirim. Önce izometrik bakalım. Aynı şekilde front view, önden bakalım. Bakın tekrar measure between diyorum. Geldik bu iki nokta arasını tekrar seçtik. Bakın burası da 100 mm. Demek ki verdiğim açı doğru arkadaşlar. Yani doğru kenarları seçip doğru bir şekilde açı vermişim. Şimdi baktığım zaman 2 milimlik bir boşaltma yapacağım shell komutumla. Hemen yine Dress Up Features'ın içerisinden Shell komutunu çalıştırıyorum. Bu yüzeyimi bir defa tıkladım ve ölçüm 2 milim dedim. 2 milimlik boşaltmamı geldim yaptım. Şimdi bu kısma dikkat arkadaşlar. Bakın bu yüzeyde çizim başlatıyorum ve geldim karşıma aldım. Şimdi dışarıya doğru şöyle baktığım zaman dışarıya doğru 12 milimlik bir offset yapacağım. Dolayısıyla kontrol tuşumla geliyorum arkadaşlar. Şuradaki tüm kenarlarımı seçerek, bakın en dıştaki unsurlarımı seçerek Project 3D element diyorum. Yani kopyasını alıyorum. Daha sonra şöyle hangi komutumun altındaydı? Mirror komutunun altından en son seçeneğim offset komutunu çalıştırıyorum arkadaşlar.
Yukarıda çıkan offset seçeneği kısmına, değer kısmına 12 mm ölçümü geldim girdim. Bakın bu şekilde de çizime devam etseniz herhangi bir problem yok normal şartlarda. Ama şöyle arkadaşlar, ölçülendirmeleri de yaparak isterseniz çizimimizi tam tanımlı hale getirelim aynı şekilde. Şöyle geldim. Aynı şekilde bu kısmı. Bakın bu radyuslar arası, şurası 12. Aynı şekilde geldim. 12. Geliyorum 12. Şöyle. Bu kısma da 12 mm ölçümü verdim. Daha sonra şunu yapabilirsiniz. Hala tam tanımlı değil. Muhtemelen buralarda teğetlikler eksik. İkisini seçerek tanjantlık ilişkisi verdim. Şunu da seçtim. Aynı şekilde tanjant diyorum. Bakın hızlı bir şekilde diğer kısımlarda da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Geldik. Yine aynı şekilde tanjantlığı sağla. Geliyorum. Bu kısımda tanjant. Aynı şekilde gel. Tekrar tanjant. Son olarak bu kısımda da aynı işlemi yaparak çizimimi, skecimi daha doğrusu tam tanımlı hale getiriyorum. Şimdilik. Şimdi bu aşamada bakın şu içeride kalan kısımları arkadaşlar, buradaki objelerimi seçiyorum yine aynı şekilde. Geldim bu kısmı. Şöyle devam ettiriyorum burayı ve şu kısmı seçtim. Yine proje 3D element yap diyorum. Bakın katılamada kullanacağım kısım burası esasında. Daha sonra şu dışarıda kalan kısımları seçerek, bakın şu dışarıda kalan tüm unsurlarımı, tabii yanlış yer seçmeyin arkadaşlar. Şöyle geldik. Bunları Construction Standard Element yap diyorum. Yani eksen çizgisi haline getir. Bakın şurada bir tane objem yanılmıyorsam kalmış. Onu da düzeltiyorum. Şimdi Exit Workbench'ten çıkış yaptım arkadaşlar. Aşağı yönde 12 milimlik bir katılama işlemi yapacağız. Dolayısıyla Pad komutunu çalıştırdım. Reverse Direction yap dedim. 12 milim aşağı doğru. Çok özür diliyorum tabii ki. Aşağıya doğru 2 milimetre arkadaşlar katılama işlemi yapacağım. Bakın ölçüm burada 2 milim. Tamam, herhangi bir sıkıntım yok. Part Body'yi açtım. Pad 2'ye 2 defa tıklayıp ölçümü 2 milimetre olarak revize ettim. Geldim onayladım. Yine Radius komutumla köşelerde, yani şu kısımda 2 milimlik radiusum var. Preview diyor, okey diyor. Burayı da onaylıyorum. İsterseniz şöyle İç kısma da arkadaşlar 2 milimlik radius verelim. Ve aynı şekilde şu alt tarafa da 5 milimlik radiusumu veriyorum. Teknik resimde bunu da zaten görüyorsunuz arkadaşlar, 5 milimetre olduğunu. Şimdi yapmam gereken buradaki deliklerimi oluşturmak. Nasıl yapacağım? Bakın bu yüzeyde çizim başlatıyorum. Öncelikle circle komutumla bir tane daire atıyorum buraya. Bakın dairenin çapı 8 milim. Bu kenara mesafesi 15, yukarıya 10 milim. Hemen ölçülendirme komutunu kilitliyorum. Dairenin çapını 8 milim girdim. Merkezden şu ölçüm yanlış oldu. Hemen düzelttim. Merkezden buraya olan mesafem 15 milimetre. Şöyle bu kısma birazcık yakınlaşalım arkadaşlar. Daha rahat görün. Daire merkezinden yukarıya olan ölçüm, şu kenara olan ölçüm 10 milimetre. Şimdi bu aşamada Exit Workbench'ten geldik, çıktık. Bakın Pocket komutunu çalıştırıyorum. Dimension değil de Up to Next diyorum, Preview diyorum, OK diyorum, geldim. Oluşturmuş oldum arkadaşlar. Daha sonra bakın iki daire arası 14 milim. Yatayda kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane var bu dairemden. Dikeyde 4 tane var. Dikeyde de daire arası, yani iki daire arası mesafeyi şöyle yakınlaşacak olursam, teknik resimde şurada göstermiş bakın, 12 milimetre. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Yani doğrusal çoğaltma yapacağız bu aşamada. Şuradan bakalım, Shift'e basarak hangi araç çubuğu, sizlere de göstermiş olalım.
Transformation Field'in içerisinden Rectangular Pattern komutunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi Instance and Spacing kısmında Instance kaç tane olacak bu parçamdan? Daha doğrusu objeden 8 tane. Peki aradaki mesafe ne dedik? 14 mm. Referans element olarak, yani yön olarak şunu seçtim. Obje olarak da şöyle yakınlaşarak geliyorum, şu objemi gösteriyorum. Bakın sağa doğru arkadaşlar, aynı şekilde aralarında 14 mm mesafeyle 8 tane olacak şekilde çoğaltıyorum. Bakın burada second direction kısmı var. Buraya geldik. Instance kısmı kaç tane olacak? 4 tane. Spacing kısmına geliyorum. Aradaki mesafe ne? 12. Referans element olarak bu çizgimi gösterdim. Bakın artık daireyi burada obje kısmında otomatik olarak algıladı. Ve preview diyorum. Okey diyorum. Onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi burada rectangular pattern, yani düz çoğaltma işlemi yaptık farkındaysanız. Katya'da bunu arkadaşlar öbür tarafa aynalayamıyoruz. Yani bu aşamada şöyle, hatta deneyerek isterseniz birlikte görelim. Bu komutu yerine yerleştirelim. Mirror komutunu çalıştırıyorum bakın. Buradan Rectangular Pattern'a tıkladığımda hata alıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde benim aynalamama izin vermiyor. Dolayısıyla şöyle, tabii aynalama komutundan çıkıyorum artık. Şu yüzeyde çizim başlatıp hızlı bir şekilde hemen toparlıyorum. Bakın tekrar bir daire oluşturdum. Dairemin çapı 8 mm. Daire merkezinden buraya olan ölçüm şöyle 15 milim. Aynı şekilde daire merkezinden yukarıya olan ölçüm, tabi eğik yüzeye tıklamamam gerekecek. Hemen şu 15'i girdik. Şöyle yakınlaşarak daire merkezinden üste olan mesafe aynı şekilde 10 milim. Bakın Exit Workbench komutundan çıkıyorum. Şöyle izometrik görünüme aldım. Pocket komutunu çalıştırdım. Up to next diyorum. Preview OK dedim. Onayladım. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağım. Şöyle Rectangular Pattern komutunu tekrardan çalıştırıyorum. Artık benim değerlerim buraya otomatik gelir arkadaşlar. Bir önceki yaptığım işlemde. Bakın 8 tane olacak. Aradaki mesafe 14 milim. Referans elementime şu çizgimi gösteriyorum. Ve obje kısmına da yakınlaşarak arkadaşlar geldim, bu dairemi gösterdim. Bakın aynı şekilde 8 adet. Second direction kısmına geçiyorum. Referans elementime şu çizgimi gösteriyorum. Kaç tane? 4 tane olduğunu söyledik. Preview dedim. Okey dedim. Geldim, onayladım. Şimdi isterseniz şöyle radius komutunu çalıştırarak şu köşelere de yine 2 milimlik radiusumuzu verelim. Preview okey dedim. Bu kısmı da aynı şekilde onayladım. Şöyle izometrik olarak baktık. Düzlemlerimi seçip sağ klik yaparak hide show dedik, gizledik. Şimdi renklendirme işlemi yapalım arkadaşlar. Şöyle sağ klik yaparak grafik properties'i aktif hale getiriyorum. Ve buradan bakın şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Part'ı seçmeyin arkadaşlar. Genelde part body'yi seçin. Ve geldim örneğin kırmızı tonlarında bir renk atıyorum. Tekrardan bunu kapatıyorum. Sepet çizimimiz de böylelikle tamamdır arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.